Samimi Haber ailesi olarak Çakallarla Dans 6 galasındayız. Ünlü oyunculardan çok samimi sohbetler az sonra sizlerle olacak. Çok sevdiğim bir kalimedir ki onun için size karşı bir sempati duydum şu anda, Samimi Haber. Gerçekten samimi misiniz? Ben size sorayım. Öyleyiz. YouTube kanalında başladık, devam ediyoruz. Hadi bakalım. Güzel. Çakallarla Dans'ın 6. filmini de izleyeceğiz. Büyük bir başarı yakalandı aslında. Peki burada ekibin başından beri aynı olmasının payı nedir? Bence en önemli sebebi bu. Ekibin tabii başından beri aynı olmasının altında o aynı kelimesini çok daha derinlemesine açmak lazım. Çünkü Çakallar 1'deki ilişki neyse Çakallar 6'daki ilişki de o. Yani İlker Şevket'e Şevket abi der, Şevket Hakan'a Hakan abi der. Abi kardeş ilişkisi hiç değişmedi. Hepsinin şöhreti, ünü, parası, ekonomisi, statüsü değişse dahi aynı kalan şey onların insanlığıydı. O insanlık aynı kalınca da o samimiyet aynen ekrana da yansıyor, gerçek oluyor. O gerçek hikayeyi de seyirciler çok seviyorlar yani. Devam filmi de gelecek diyebilir miyiz? Daha ne gelsin bilmiyorum yani. 6'yı yaptık. 6'daki seyircinin vereceği cevaba bağlı tabii ki. 6'yı eğer seyirci severse, bu insanların yaşamasına devam etmesini isterse Beyaz Perde'de, o zaman bu insanlar hayat hikayesine devam ederler Beyaz Perde'de. Çünkü başlarına daha çok şey gelebilir yani. Bu kafayla oldukları sürece. Hikaye bu kez ilk defa yurt dışına da taşıyor ve Kosta çekim yaptınız. Bunun zorlukları oldu. Evet, aslında bir tarafından bakınca uluslararası bir işin içinde bulunmuş gibi bir durum söz konusu. Yani ilk defa hayatımda yurt dışında bir set kuruldu ve o sette çekim yaptık ve uluslararası international bir filmde oynadık diyebiliriz yani. İşin esprisi bir yana çok güzeldi. Kost tabii bizim için Kost'u, Sakız'dı aslında. Hepsi bize çok benzeyen insanlar, kardeş komşu ilişkilerimiz olduğu için hiçbir zorluk çekmedik. Belki de Türkiye'den daha da rahat çektiğimiz ortamlar oldu, yerler oldu. Çok da sıcak ve yakın davrandılar onlar bize. O ilişkiyle çok huzurlu, keyifli, güzel bir dönem geçirdik orada da. Keyifliydi yani. Pandemi sonrası sinema sektörü de etkilendi, bir hayli etkilendi. Artık dijitale de çok fazla içerik çekiliyor sinemalarda. Evet. İzleyemiyoruz her filmi. Burada gişe kaygısı ne kadar etkili? Şimdi bu konuyu anlatmam için buna özel program yapmamız lazım. Ya da duygularımı ifade, düşüncelerimi ifade edebilmem için. Sinema her dönem farklı enstrümanlarla seyircisinin karşısına çıkmıştır. Eskiden bir VHS, bir beta dönemi vardı. Efendime söyleyeyim, televizyon dizilerinin hani sinemayı çok etkileyeceği bir dönem söz konusu oldu ve bu konuşuldu. Şimdi dijital platformlar. Elbette sinema sinemadır. Pandemiden sonra sinema seyircisiyle henüz buluşamadı. Çünkü pandeminin etkisiyle kapatılmış salonlardan ayağını kesmiş seyirciye karşılık yapımcılar film yapma riskini çok fazla alamadılar. Dediler ki sinemalı seyirci yok. Sinema riskli ve pahalı bir uğraş ya da bir sanat dalı. Böyle olunca seyirci de ya sinemaya gideceğim ama prodüksiyonlu bir film yok, iyi bir film yok dedi. Yapımcı dedi ki ya gelmiyorlar çekmeyelim. Seyirci dedi ki çekmiyorlar gitmeyelim diye biraz arz talep dediğimiz mesele biraz aşağıya inmiş oldu. Ama bütün dünyanın bütün sektörleri bir şekilde bir işlerden çok etkilenmiş oldu. Sinema da bundan payını aldı. Ama 3 hafta önce vizyona soktuğumuz girdiğimiz Müstakbel Damat üzerine vizyona girmiş harikulade yerli yapımlar ve bugün Çakallarla Dans 6 ile beraber artık bu boşalmış sinema salon koltukları ve sinema seyircisiyle sinema arasındaki ilişkiyi biraz ısıtmaya yarayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi pandemi demişken aslında uzun süre sonra tekrar ekip bir araya gelmiş oldu. Evet. Uyum konusunda bir sorun yaşadın mı? Asla. Biz hiç ayrılmadık ki. 2012 senedir birlikte çalışıyoruz ama bunun öncesi zaten tanışıyorduk. Biz zaten kendi hayatlarımızda görüşüyoruz, ediyoruz. Bu görüşmelerimizin arasında 6 tane film çekmiş olduk. Ya uyum sordum, mümkün değil yani. Çakallarla Dans ekibi hiç bozmadan bugünlere geldi ve 6. film şu anda yayınlanıyor. Büyük bir başarı yakaladınız aslında. Bunu neye bağlıyorsunuz? Büyüklerimizi sayıyoruz, küçüklerimizi seviyoruz. Kimseyi üzmüyoruz. Herhalde buna bağlı diyoruz ya. Şaka bir yana birbirimizi seviyoruz. Hikayemizi seviyoruz. Film bizi 2010 yılından beri birlikte kılıyor. Birazcık da birlikte vakit geçirmeyi seviyoruz ve o yüzden de başarılı olduğunu düşünüyorum. Samimi bir hikayesi var. Birazcık da günümüz koşullarına baktığınız zaman bu tarz arkadaşlıkları arıyor aslında insanlar. Hep bir döngü.
Şimdiki çocuklar böyle büyümüyor. En azından bunu diyebiliriz. Özlenen bir tat var bence. İnsanlar da bunu seviyor. Biz de özlediğimiz bir tadın içine girip orada bir şeyler yapıyoruz diyebilirim yani. Gala hep burada ve salı günleri yapılıyor. Bu bir totem mi, size de sorayım? Valla totem diyorlar. Biz de o toteme uyuyoruz. Bir kere galiba Kadıköy'de yaptık, Kadıköy sinemasını. Onun haricinde hep buradaydık. Bakalım, uğurlu geldiğine inanılıyor yapım tarafından. Biz de geliyoruz. Güzel bir yer. Burada vakit geçirmek de güzel. Tim Maslak Center'da. Çünkü burada sahneye çıkan arkadaşlar, bizler de dahil olmak üzere sahnede oyunlar oynadık. Filmimizin gösteriminde burada olması güzel bence. Çakallarla Dans başladığı günden beri aslında aynı kadroyu korudu ve en büyük başarısı da belki de buydu. 6. filmi izliyoruz şu anda. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi biz de çok heyecanlıyız. 6 olmasına rağmen bizim için de her yeni film, her yeni bir macera ve serüvendir. 6'nın serüveni de bugün itibariyle başlıyor efendim. Bu sefer hikaye yurt dışında da geçiyor. Costa'da çekimler yaptınız. Zorlukları oldu mu? Hayır, olmadı. Son bir hafta Costa'ydık. Gayet keyifli, güzel çekim oldu. Biz gittikten sonra sadece Yunanistan'la aramız daha da gerildi. İşimiz bittikten sonra döndüğümüzde gayet keyifli ve mutluyduk yani. Çok güzel geçti. Pandeminin de etkisiyle aslında beyaz perdede filmleri daha az görebilir olduk. Dijitale işler çok fazla çekiliyor. Bu konuda fikriniz ne? Gişe kaygısı mı söz konusu sizce genel anlamda sektörde? Gişe kaygısıyla ilgili tabii ki yapımcıların cevaplaması gereken bir şey bu. Ben oyuncu olarak böyle bir saptamada bulunamam. Fakat yani benim genel konseptim kafamdaki şu: televizyon filmi televizyonda izlenir, sinema filmi de sinemada izlenir. O yüzden sinema salonlarını tercih ediyoruz. Yapımcılarımız da bunu tercih etti ve biz dijitale satmayıp sinemaya çıkmayı tercih ettik tabii ki. Çakallarla Dans her galasını burada yapıyor ve genellikle de salı günü oluyor. Peki bu bir totem mi? Bilmiyorum galiba ama totemse de bize iyi gelen bir totem bu. Fatma karakteri başından beri aslında filme dahil. Bu kez onu farklı izleyecek mi? Farklı izlemeyeceğiz. Sadece görmediğimiz hallerini göreceğiz diyebiliriz. Fatma yine aynı Fatma. Fatma için hayat, kriterler ne olursa olsun, ne kadar değişirse değişsin, Fatma kendi Fatmalığından hiçbir şey kaybetmiyor. Bu filmde de yine Fatma'nın özlediğimiz taraflarını ve görmediğimiz taraflarını göreceğiz. Filmin 6. serisini izliyoruz. Büyük bir başarı yakaladı aslında. Sizce en büyük kriter neydi bu başarıda? Aynı ekiple seriyi devam ettirmek en büyük başarı. Oyuncu kadrosunda hiçbir değişiklik olmadı. Her zamanki gibi misafirlerimiz var yine filmimizde. Ama ana kadro hep aynı. O yüzden de beraber büyüdük. Beraber yol aldık. Bence en büyük başarı bu. Devamı da gelecek diyebilir miyim? Ben her filmde söylüyorum inşallah. Ben Çakallar 15. de çekilse ben olmak isterim. Umarım da çekilir. Bu tamamen seyircinin gelip salonlarda seyretmesine bağlı. Sinemanın durumunu bildiğiniz için söylüyorum. Gişesi ne kadar iyi olursa filmin, bir sonraki de çekilir demek olur bu bence. Aslında sizin de söylediğiniz gibi pandemi de araya girdi. İyice dijitale kaymış durumda işler. Bunun bir sebebi de gişe kaygısı diyebilir miyiz? Gişe kaygısı dijitale kaymaktan yana bence pandeminin etkisi de devam ediyor. Sadece dijitale bağlamıyorum, ben seyircinin birazcık uzak kalmasına da bağlıyorum. Ve şimdi yavaş yavaş seyirci alışacak. Her bütün sektör Çakallarla Dans'ı bekliyor. Hani böyle bir umut, tekrar salonlar hareketlensin diye. Umarım Çakallar da o başarıyı gösterir ve diğer filmlere de yansır bu. Çünkü her filmde çok büyük emek var.